sorun daha önceden senin beynine yüklenen programdan geliyor. Şu anki yaşadığın durum. Ne olursa olsun, iyi veya kötü fark etmiyor. Senin yaşadığın problemler var şu anda. Ne olursa olsun. İç sıkıntısı olabilir. İletişim sorunu olabilir. Korkuların, kaygıların, anksiyete veya önünü görememe, tamam mı? Bunlar sıkıntı. Bu sıkıntıların mutlaka sebepleri çocukluğundan geliyor. Geçmişten geliyor. Yani zembille inmiyor hiçbir zaman. Hani leylekler getirmiyor o problemleri sana. Sen daha önceden bir şeyler yaşadın. Çocukluğunda yaşadın belki. Veya sana sürekli telkin verdiler. Senin beynini programladılar. Sana yapamazsın, edemezsin, beceremezsin. Sürekli geçmişte bunu sana söylediler ve sana inandırdılar. Dolayısıyla şu anda geçmişte ekilenleri biçiyorsun. Sorun kökten geliyor. Sorun geçmişten geliyor. Sorun çocukluğunda yaşadıklarından geliyor. Sorun daha önceden senin beynine yüklenen programdan geliyor. Şu anki yaşadığın durum. Ne olursa olsun, iyi veya kötü fark etmiyor. Senin geçmişte beynine ekilen tohum. Öyle düşün. Bununla alakalı çok basit bir hikaye anlatacağım. Şöyle ki, anne aslan küçük yavrusunu bırakıyor mağaraya, ava çıkıyor. Ve küçük aslan daha yeni gözlerini açmış ve çok tatlı. Oradan çoban koyunlarıyla geçerken mağaradan kafasını çıkaran aslanı görüyor. Diyor ki bu ne kadar tatlı bir yaratık. Bu da koyuna benziyor, tüylü. Buna sahipleneyim diyor ve o aslanı koyunların arasına bırakıyor. Sürü olduğu için aslan da onların arasında yürümeye başlıyor. Aslan yavrusu. Zaman ilerliyor. Koyunlar ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Koyunlar ot yiyor, o da ot yiyor. Koyunlar saman yiyor, o da saman yiyor. Koyunların arasında bulunduğu için hani derler ya 5 kişi en çok görüştüğün 5 kişiye benzersin diye o da o sürünün içerisinde koyunlara benzemeye başlıyor artık çünkü koyunların arasında. Koyunlar gibi düşünüyor, koyunlar gibi meyliyor, koyunlar gibi yiyor, koyunlar gibi içiyor. Onların karakterini üzerine alıyor. Ve koyun olduğuna inanıyor artık. Bir aslanla düşün, koyun olduğunu düşünüyor. Gel zaman, git zaman aslan, tabii yavru artık ergenlik çağına geliyor. Ergenlik çağına gelince koyunlardan iki kat daha büyük. Biliyorsun koyun bu kadarsa aslan iki katı daha büyük değil mi? Ergenlik çağındaki. Sonra zaman yine ilerliyor. Bu sefer artık yetişkin oluyor aslan. Ama cılız bir aslan. Çünkü et yememiş hiç hayatında. Bazen kokuyu alıyor. Et kokusu alıyor. Ağzı sulanıyor ama yok diyor ben koyunum diyor. Bazen koyunlara diyor ki ya ben sizden biraz farklıyım. Pençelerim var. Dişlerim farklı. Yaratık, bir değişik bir yaratığım ben deyince yok diyorlar. Sen öyle düşünüyorsun, sen koyunsun diyorlar. Aklına başka bir şey getirme, sen koyunsun. Farklı bir koyunsun diyorlar. Biraz daha yapı olarak farklısın ama sen koyunsun diyorlar. Ona öyle söylediler. O koyun. Koyun gibi davranmalı. Koyun gibi düşünmeli. Koyun gibi limitleri olması gerekiyor. Çünkü onu öyle inandırdı. Öyle telkinlediler. Bu kimseye yabancı değil aslında şu anda anlattığım konu. Herkes geçmişe baktığında bunu yaşamıştır. Şimdi tabii kendini yalnız hissediyor aslan. Kaygıları var. Önünü göremiyor. Korkuları var. Çünkü farklı diğerlerinden. Hayattan tat alamıyor.
dibe inmiş artık. Nereye dokunsa başarısız, güçsüz, zaten cılız. Ot yiye yiye, doğru düz vitamin de alamıyor. Böyle hayattan bezmiş bir şekilde gölün kenarında otlanırken koyunlar, o da yatıyor artık. Pes etmiş. Dibe inmiş artık. Daha inecek yer yok. Çünkü ona sürekli sen koyunsun dediler. Bu ben farklıyım demeye kalkıştığında, hayır sen koyunsun dediler. Koyun gibi davranmalısın dediler. Bir türlü inandıramadı çevresindekilere. Ben farklıyım dedikçe, benim pençelerim var, ben sizden daha büyüğüm, benim dişlerim var dedikçe, yok sen koyunsun dediler. Koyun gibi düşün, koyun gibi davran. Neyse orada göl kenarında yatarken oraya aslan avcı bir dalıyor içeriye. Bütün koyunlar dağılıyorlar ama bir tane koyunu yakalıyor. Bakıyor ki enteresan bir olay var. O aslan, avcı aslan, gölün kenarında bu koyunların arasında bir tane aslan yatıyor. Ama koyunlar ondan korkmuyorlar. O aslandan kaçmıyorlar. Tuhaf geliyor ona. Niye bu aslandan kaçmıyorlar diyerek, neden ben gelince kaçtılar da bu aslan varken kaçmadılar diyerek merak ediyor ve yaklaşıyor aslana. O kendini koyun zanneden aslana yaklaşıyor. Ne yapıyor diyor, ya senin ne işin var burada? Bu koyunların arasında sen ne yapıyorsun? Ben de koyunum diyor. Öyle deyince gülüyor tabii. Aslan kahkaha atıyor. Kim dedi sana bunu diyor ya? Sen ciddi mi diyorsun? Ben koyunum diyorsun. Sen aslansın. Yo, ben koyunum diyor. Nasıl olur, sen nasıl koyun olur? Ya ben öyle biliyorum. Geçmişimden öyle. Sürekli ben koyun gibi yetiştirildim. Koyunların arasındaydım. Ve bana hep koyunsun dediler. Ve ben koyunum diyor. Yapma ya diyor. Hakikaten senin diyor beynin iyice programlanmış. Seni inandırmışlar. Seni kandırmışlar bu zamana kadar. Sen aslansın. Yo diyor. O hala meğliyor. Kendini koyun zanneden aslan meğliyor. Meğliyor. Öbür avcı aslında gülesi geliyor sürekli. Neyse. Parçalanmış eti azıcık yerken, koyun etini, sen niye kardeşimi yiyordun diyor. Kendini koyun zanneden aslan. Nasıl olur diyor ya, bu senin kardeşin değil, artık inan sen aslansın. Bu koyun, sen bunu yemen lazım. Yok diyor, onlar benim kardeşim. Neyse artık avcı aslan iyice morali bozuluyor. Tutuyor ensesinden. Göl kenarı ya. Yaklaştırıyor böyle cılız aslanı, kendini koyun zanneden aslanı. Bak diyor, aynıyız. Sadece sen cılızsın. Çünkü sen kendini koyun zannettin bu zamana kadar. Ot yiyorsun, saman yiyorsun. O yüzden cılız görünüyorsun ama aynıyız bak. Senin de azı dişlerin var. Senin de pençelerin var. Aynıyız. O hala buna rağmen meyliyor ya. Me deyip duruyor. Nasıl programlanmış değil mi? Nasıl programlanmış? Bu bize yabancı değil değerli arkadaşlar. Bunların hepsini sen de yaşadın. Sana yabancı değil. Neyse. Artık avcı aslan o parçalanmış eti, koyun etini tutuyor. Ensesinden tuttuğu o aslanın ağzına tıkayıveriyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? O etin tadını alan aslan, o suyunu, etin suyunu alan aslan, birden böyle kimyasal bir fıtrat değişikliği yaşıyor. Birden böyle değişiyor. Bütün vücudundaki hücrelerine o etin tadı yayılıyor. Kimyasal bir değişiklik oluyor. Ve birden kendini tutamayacak bir şekilde öyle bir kükrüyor ki, hayatında belki ilk defa kükrüyor ama bütün dağ, taş, orman hepsi duyuyor o sesi.
Ve öyle bir kükrüyor ki yer gök duyuyor. Kendine geliyor. Aslan olduğunu anlıyor. Ondan sonra işte bakış açısı değişiyor. O kendini koyun zanneden aslanın bakış açısı değişiyor. Ben aslanmışım diyor. Ben aslanım diyor ya. O et yedikten sonra. Sonra canlanıyor. Güçleniyor. Ve ormanların kralı olmaya hazırlanıyor. Evet. Değerli arkadaşlar. Siz de hayatınızın kralı olmak istiyorsanız o zaman aslan olduğunuzu kabul etmeniz lazım. Koyun değil. Size sürekli koyunsun dediler. Yapamazsın dediler, beceremezsin dediler. 18 yaşına kadar bir genç delikanlı o yaşa kadar 144 bin kere negatif telkinle büyüyor. Yapamazsın, beceremezsin, sen tavuksun, sen koyunsun, elleme, cız. Sürekli 144 bin kere söyleniyor. İstatistikler onu söylüyor. Ve her gün 276 kere hayır, hayır, hayır. Sürekli negatif telkinlerle önüne set konuyor, blokaj konuyor. Kimler tarafından? En çok görüştüğü 5 kişi tarafından. Ve öyle yetiştiriliyor. Koyun gibi yetiştiriliyor. Şu anda eğer bir insan başarılı değilse sebebi bu arkadaşlar. Koyun gibi yetiştirildiğinden dolayı sürekli önüne engel konduğundan dolayı gençliğinde 18 yaşına kadar öyle programlandığından dolayı, öyle inandırıldığından dolayı kişi şu anki başarısızlıkları yaşıyor. Yani şu anda senin yaşadığın korkular, kaygılar, anksiyete, başarısızlık, hedefine varamamak, güzel hedefler koyamamak, hayal kuramamak, iş yerinde başarısızlık, mesleğinde başarısızlık, elinde parayı tutamamak, ailenle yaşadığın sorunlar, iletişim sorunları, kendinle yaşadığın sıkıntılar, özgüven eksiklikleri, aklına olumsuz gelen ne varsa hepsinin sebebi geçmişte yaşadıklarından kaynaklı. Geçmişte sana koyun gibi davrandılar. Sen koyunsun diye sana inandırdılar. Ve sen koyun gibi yaşadın ve hala koyun gibi yaşadığın için bu başarısızlıklar geliyor. Eğer hayatının kralı olmak istiyorsan o zaman bakış açını değiştirmen lazım. Özüne dönmen lazım. Aslan olduğuna artık inanman lazım. Ama bu tek başına olmuyor. Sana liderlik yapacak avcı bir aslan lazım. Sana yol gösterecek bir lider lazım. Seni tekrar fıtratına getirecek avcı aslan lazım. Tek başına yapamazsın. Meditasyonla olmuyor bu iş. Kitap okuyarak kendini bulamazsın. Onun bunun arkasından koşarak da çözemezsin. Koyunluktan çıkmak istiyorsan sana avcı aslan lazım. O senin kafa yapını değiştirecek, bakış açını değiştirecek. O zaman değişirsin. O zaman aslan olduğunu anlarsın ve o zaman fıtratına döner, başarını arttırırsın, iletişimini güçlendirirsin, ailenle daha huzurlu, mutlu olursun, bereketin çoğalır. Kısaca başarını arttırmak istiyorsan kendini tanıman lazım, özüne gelmen lazım. Hayatını israf etmek istemiyorsan kendini tanıman lazım. Kendini bilmen gerekiyor. Hadis-i şerifi de eklemek istiyorum. Hadis-i şerif şöyle. Peygamberimiz buyuruyor ki kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kişisel gelişim kendini bilmektir. Kişilik gelişimi, şahsiyet gelişimi, kişisel gelişim kendini bilmektir. Kendini tanımaktır. Eğer ömrünü israf etmek istemiyorsan, koyun gibi yaşamak istemiyorsan o zaman kendini bilmen gerekiyor. Kişisel gelişim yapman gerekiyor. Kişilik gelişimi yaparak, şahsiyet gelişimi yaparak aslan olduğunu anlarsın. Ömrünün kalan kısmını huzurlu bir şekilde aslan gibi yaşarsın. Eğer bunu istiyorsan hemen harekete geçmen gerekiyor. Hemen şimdi iletişime girersen bizimle biz sana nereye gitmek istiyorsun? Özün nedir? Fıtratın nedir? Tekrar aslan olabilmek için neler yapman gerekiyor?
Biz sana bunu adım adım anlatırız. Bunun için yapacağın şey çok basit. Hemen videonun altında link var. Formu dolduruyorsun ve bizimle iletişime giriyorsun. Bu kadar basit. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.